Efendim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türk ekranlarında Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız. Yepyeni bir haftadan bizi izleyen tüm izleyicilerimize, tüm ekibimizle gönül dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz hafta boyunca size sağlığınızı ilgilendiren farklı konu başlıklarıyla önemli bilgiler aktaracağız, tavsiyeler sunacağız. Bugün de oldukça önemli bir konumuz var. Bütün anneleri ekran başına bekliyoruz. Özellikle emzirme sürecinde olan ve ek gıda sürecinde olan anneler için önemli bilgiler sunacağız bugün sizlere. Bakalım hangi detaylar var. Sağlık olsun da biraz da. Anne sütü ve ek gıda hakkında çok önemli bilgiler birazdan sağlık olsun da. Anne sütü bebekler için neden en ideal besindir? Anne sütü bebekleri hangi hastalıklara karşı korur? Ek gıdaya ne zaman başlanmalıdır? Ek gıdaya başlarken nelere dikkat edilmelidir? Profesör Doktor Orkun Tolunay tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını birazdan Sağlık Olsun'da anlatıyor. Sağlık Olsun başlıyor. Evet değerli izleyenler, yaşam boyu bizlere eşlik edecek güçlü bir bağışıklık için, sağlıklı bir beslenme düzeni için hem anne sütü hem de ek gıda süreci oldukça önemli. Merak edilen ve bilinmesi gereken bütün başlıkları değerli hocamıza Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Profesör Doktor Orkun Tolunay'a yönlendireceğiz. Programımızın ikinci kısmında Almanya Berlin'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Dahiliye geriatri ve palyatif uzmanı Doktor Volkan Aykaç bizimle birlikte olacak ve ileri yaş gebelikleri kendisine danışacağız. Bu konularla ilgili merak ettikleriniz varsa 0090 alan koduyla 505-756-0273 numarasından bize ulaşabilirsiniz, sorularınızı yöneltebilirsiniz diyelim. Ve hemen Orkun hocamıza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi önemli bir başlığımız var. Anne sütü ve ek gıdayı detaylandıracağız. Ama böyle genel bir çerçeveyle başlayalım istiyorum hocam. Hem doğum öncesi hem de sonrasında anne babaların sağlıklı bebekler için dikkat etmesi gerekenler var. Siz özellikle programdan önceki sohbetimizde de vurguladınız. Mesela aslında hamilelik sürecinden başlıyor dediniz. Evet. Sizden dinleyelim süreci. Şimdi şöyle belki genelde yapılan hata şu oluyor. İşte bazı tarifler veriliyor. İşte şu diyet alın diyor, şu gıdayı alın diyor. Ama neden önemli olduğu ya da ne kadar kıymetli bir şey olduğu anlatılmıyor insanlara. Şimdi anne babadan gelen birer hücreyle toplam iki hücre ile başlayan yolculuk aslında inanılmaz bir yol alıyor. Şimdi bizler gelişme dediğimiz şey şu oluyor. Biri iki yapıyoruz, üç yapıyoruz. Hadi beş yaptık, on yaptık. Yalnız o iki hücre 9 ay 15 gün sonunda 3 milyar kat artıyor. İnanılmaz bir büyüme, inanılmaz bir gelişme. Hem sayı artıyor, hem büyüklük artıyor, hem olgunlaşıyor. Ve bu dönemde eğer anne babalar çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak istiyorlarsa, bir şeyler yapmak istiyorlarsa onlara ev almasınlar, araba almasınlar, özel sağlık sigortası yaptırmasınlar. Gebelikten başlayarak beslenmeye dikkat etsinler. Neden diyeceksiniz? İlk 1000 gün diye bir kavram var. Bu çok duyarsınız. Sağda solda afişlerde görürsünüz. Bu yurt dışında özellikle başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayan bir şey. Niçin? Şöyle bakıyorlar. Bu anne karnındaki süreç ve ilk 2 yıl toplam 1000 güne denk geliyor. Bu ilk 1000 gün içerisinde siz çocuğa 1 lira ya da bir katkı yaptığınız zaman bunun karşılığını 10 kat, 20 kat olarak alıyorsunuz. Nasıl alıyorsunuz? Bu çocuklar daha sağlıklı oluyorlar. En basitinden daha az hastaneye gidiyorlar. Anne babanın iş gücü kaybı daha az oluyor. Bu çocukların okul başarıları daha yüksek oluyor. Bu çocuklar daha iyi mesleklere sahip oluyorlar. Toplumda böyle toplumun sırtına yük olan bireyler değil de topluma katkı yapan bireyler oluyorlar. Yani herkes kazanıyor. O yüzden özellikle anne sütü, anne sütü diyoruz ama önce annenin kendi beslenmesi. Gebelik süreci çok önemli. Gebelik sürecinde yapacağınız her katkı karşınıza çıkacaktır. Bu enfeksiyonlarda olsun, hastalıklarda olsun, alerjilerde olsun. O yüzden
gebelikte aslında bunu yapabilir miyiz bilemiyorum. Gebeyken bile çocuk doktoru aslında çocuğu takip etmeli belki. Bilemiyorum. Tabii bunlar çok zor şeyler ülkemiz şartlarında, yoğunluğumuzda. Ancak ülkemizde de bu ilk 1000 güne çok dikkat ediliyor. Bu konuda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Dediğim gibi sizin de söylediğiniz gibi bu işin başlangıcı hamilelik. Ve yaşam boyu da sürecek bir sağlık, nasıl diyelim, sağlıklı bir yaşamın temelleri bu dönemde atılıyor. Bu ilk 1000 gün dediğiniz sürece hamilelik süreci de dahil. Evet. Bunu bir kere daha vurgulamış olalım. Belki de en önemli kısmı. Hı-hı. Ve anne sağlığının da bunu birebir etkilediğini elbette biliyoruz. Burada hemen aklıma gelen mesela annenin farklı kronik rahatsızlıkları olabilir. Zararlı alışkanlıkları olabilir. Tabii. Kendi beslenme hataları, belki kilo problemi olabilir. Aslında bütün bunların üstesinden gelinmesi gerekiyor değil mi? Bir hamilelik süreci başlayana kadar. Tabii ki. Zaten şöyle, hamileliklerin planlı olması hani önemli. Çocuklar arasında belli bir yaş farkı olması önemli. Niye? Hem anne sağlığı için hem doğacak çocuğun hem de daha doğmuş, şu anda büyütülmekte olan çocuğun sağlığı için bunlar çok önemli. Maalesef yapılan hata herhalde şu oluyor. Özel bir şey yapayım derken aslında zarar veriyoruz. Nedir? Annelerin beslenmesinden beklenen dengeli beslenmeleri. Sağlıklı, temiz gıdaya ulaşıp bunlarla beslenmeleri. Maalesef bizde hep şu yapılıyor. Belli gıdalara ağırlık veriliyor. Normal hayatınızda yapmadığınız ya da çevrenizdeki büyüklerinizin yapmamış olduğu bir şeyi yaparak iyi sonuçlar almanız diye bir şey yok. Ama belli gıda, mesela çölyaklar çok arttı. İşte gluten entropatisi çok arttı. Özel diyetler niye arttı? Çünkü biz gebelikten başlayarak belli şeyleri çok fazla veriyoruz. Aşırıya kaçıyoruz. Aşırıya kaçtığımız zaman her alanda mutlaka karşımıza bir sorun olarak çıkıyor bu. O yüzden belki de o dönemde çok fazla bu popüler beslenme şeylerine değil de dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edecekler. Evet, ve doğal olması doğal. Yine bir kere mümkün daha mümkün olduğu kadar. Hani doğalla kastettiğimiz şey çok değişiyor maalesef. Hı hı. Evet. Ama yine de çok önemli öneriler sunuyorsunuz. Son dönemde her konuyla ilgili çok fazla sosyal medya önerisiyle de karşılaşıyoruz. Anne adayları da pek çok sayfayı takip ediyor elbette hesabı, ama burada yetkin kişilerin hesaplarının takip edilmesi de yine önemli uyarılardan biri olsa ya, gerek. O da şöyle, belki de onu da şöyle düşünmek gerek. Takip edecekleri şey doğa olsun. Şimdi biz 1000 yıl, 10 bin, 100 bin bildiğimiz tarih bu. Şimdi öyle bir düzenek kurulmuş ki, bu düzenek sizi anne karnından alıyor, doğumunuza kadar planlamış. Doğumda yaşadığınız, normal doğumda yaşadığınız şeyler bile sizin 10 yıl, 20 yıl sonraki sağlığınızı etkiliyor. Tabii ki şimdi gebelikte başlıyor dedik. Doğumda da devam ediyor bu aynı şekilde. Mesela normal doğum çok konuşulması gereken bir şey. Benim konum mu değil gibi görünüyor ama aslında benim konum. Niye? Bana sorsalar normal doğan bir çocuğu mu takip etmek istersiniz? Sezaryenle doğan bir çocuğu mu? Ben o hastayı çok sık görmek istersem sezaryenle doğanı takip edeyim dedim. Çünkü çok hastalanır. Çok sık sorun yaşar. Niye? Doğal ve normal süreç bizim için planlanmış. Öyle büyük bir şimdi burada bir organizasyon var. Siz bir organizasyon yapıyorsunuz. Tabii. Ama sizin karşınızda olan organizasyonu kimsenin yapma şansı yok. Bizim ömrümüz yetmeyecek. Ne anne sütünün yapayının yapıldığını görmeye, ne de doğumun, gebeliğin yapayının aynı sağlıklı şekilde yapıldığını görmeye bizim ömrümüz yetmeyecek. Çünkü yapılamıyor. O kadar büyük bir organizasyon var ki buna biraz saygı duymak gerek ve bunu bozmamak gerek aslında. Evet. Yani bu sosyal medya sayfasıyla bir diyet işte önerisiyle, çok popüler birisinin önerisiyle yüzyıllardır olan bir şey ve çok büyük bir güç tarafından dizayn edilmiş bir şeye de karşı çıkmamak gerek. Evet, çok güzel özetlediniz hocam. Şimdi anne sütü de aslında o mucizevi sistemin bir parçası. Siz şöyle bir şey söylediniz hocam, biraz önceki yine ifade edelim. Yayından önce tabii ki hocalarımızla böyle bir yayın içeriğini istişare ediyoruz. Anne sütü hem çok önemseniyor hem de hiç önemsenmiyor dediniz hocam. Önemini de ve neden önemsenmediğini de sizden dinleyelim. Önemseniyor görünüyor bazı şeyler toplumda. Evet, onun için çok büyük paralar harcanıyor, çok büyük çabalar yapılıyor ama hiç önemsenmiyor. Niye? Çünkü saygı duyulmuyor ve gereken yapılmıyor. Şimdi anne sütü şöyle bir şey, öyle bir gıda düşünün ki, şimdi bunları söylerken de aslında anne sütüne saygısızlık edeceğim. Niye? Şöyle başlarız biz. Her an hazırdır.
temizdir. İşte uygun sıcaklıktadır, uygun şekildedir. Bu büyük bir saygısızlık çünkü biz anne sütünü daha çözemedik. İçindekini her gün çözdüğümüzü zannediyoruz. Fakat içindekini çözüp mamanın içine kattığınız zaman aynı sonucu alamıyorsunuz. Öyle bir şey ki, şöyle tarifleyeyim. Anne sütü o çocuğun annesinin, o çocuk için, o çocuğun ayına, gününe, hatta gün içindeki saatine göre dizayn edilmiş, üretilmiş bir gıda. Bunu teknolojik olarak üretmemiz mümkün değil. Yani ayına göre, gününe ayına göre, göre değil, bırakın, saatine göre diyorsunuz. Gün içinde bile değişir. Her şey değişiyor. Zaten bu dediğim gibi hem gebelikte başlıyor hem de doğumla başlıyor. En büyük sıkıntımız bu. Şimdi normal doğumla başlayan çocuğun işi çok farklı gidiyor. Süreci çok farklı gidiyor. Sezeryanla başlayan çocuğun süreci çok farklı gidiyor. Niye? Normal doğumla bir kere doğarken biz vajinal sekresyonlar o çocuğa bulaşıyor. Onlar ilk işte aşılaması diyebiliriz. İlk işte prebiyotik işte mikrobiyata dediğimiz bağırsak sisteminin gelişmesi için ilk damlalar. Ama o damlalar yetmiyor. O sekresyonla aldığımız bakterileri beslemek gerekiyor. Anne sütü orada tam yerinde ve tam uygun şekilde o bakterilerin büyümesi için o çocuğumuzun şu anda biliyorsunuz dünyanın en çok harcadığı şey işte mikrobiyata, bağırsak sağlığımız için para harcıyoruz ama hiçbir şey harcamanıza gerek yok. Normal doğum yaptırıp normal doğumdan sonra hemen en kısa süre içerisinde emzirdiğiniz zaman zaten siz bunu yapıyorsunuz. Bakın bunu parayla satın alamıyorsunuz. Zaten isteseniz de o sonucu elde edemiyorsunuz. Böyle bir süreçle başlıyor. Yani ne kadar laboratuvarlarda üretmeye çalışılsa yapın. Da o kıvam, o içerik tutturulamaz. Aynısını aslında. Üretseniz bile doğa öyle bir şey ayarlamış ki kendisini. Gereken zamanda, gereken noktada devreye giriyor. Sonradan katkı yapmanız bunları, o maddeleri katmanız aynı sonucu vermiyor. Evet. Ağız sütü diyoruz değil mi hocam gelen o ilk sütte? İlk gelen süt, evet kolostrum deriz. Ağız sütü denir halk arasında. Hayvanların sütlerinde de farklı şekildedir. Rengi farklıdır, daha koyudur, kıvamı farklıdır. O bizim için çok kıymetli, tabii çok önemli. Hatta biz yoğun bakımlara yatırdığımız, emzirelemeyecek, ağızdan beslenmesi uygun olmayan çocuklarda bile o sütlerin saklanmasını isteriz. Onların içerisinde çok farklı öğeler vardır. Aynı zamanda aşıdır, aynı zamanda beslenmedir, aynı zamanda işte bağışıklık sistemine katkıları vardır, hastalıklardan korur. Her şeyi çok çok farklı özellikleri vardır. O kaybedilmemesi gereken bir hazinedir aslında. Evet ve bağışıklık sistemi, sindirim sistemi gibi noktalarda yani hem o ilk anne sütünün hem de sonraki emzirme tabii, sürecinde evet. Bir koruyucu niteliği var galiba. Tabii ki şöyle, şimdi anne sütü öyle bir şey ki bir kere bırakınız fizyolojik işte hastalıkları, yalnızca anne ile bebek arasında kurduğu bağ nedeniyle o çocuğun daha başarılı olmasını bile sağlar. O çocuğun çünkü ruh sağlığını, kendine güvenini geliştirir. Çocuk daha güvenli bir birey olur. Onun dışında anne sütü alarak alerjik hastalıklardan korunurken bazı kanser türleri, bazı enfeksiyon türlerine karşı da korunur. Dolayısıyla gerçekten çok kıymetli olduğunu bir kere daha vurgulayalım. Şimdi burada hocam bazı durumlarda bebeğin emzirilmesi erken sonlandırılabiliyor. Özellikle çalışan annelerde bunu görüyoruz. Bazı zorluklar söz konusu olabiliyor. Şimdi, burada da alternatif yani birebir anne çocuk bir araya gelemiyorsa sağma yöntemleri gibi yani yine o anne sütüyle bebeğin buluşturulması gerekiyor mu? Ne dersiniz erken kesme durumlarıyla ilgili? Erken kesme diye bir şey yok. Bizim önerimiz, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi, işte bizim Sağlık Bakanlığımızın önerisi, bütün çocuk sağlığı ile ilgilenen bütün derneklerin, kişilerin, herkesin önerisi şu. İlk 6 ay tek başına anne sütü. Bu tek başınanın altını açmak gerek yalnız. Bunun içinde çay yok, gaz yok. Özellikle bir şey ilaç dışında ya da D vitamini damla dışında hiçbir şey yok. Su dahi yok. Tek başına anne sütü öneriliyor. Evet. 6 aydan sonra da ek gıdaya başlayarak beraberinde 2 yaşına kadar emzirilmenin devam edilmesi çocuk için ve anne için, annenin sağlığını da etkiliyor. Mutlaka öneriyoruz. Erken kesme diye bir şey maalesef hayat şartları zorluyor ama bir sürü yöntem var. Dediğiniz sağma yapılabilir. Bir şekilde zaten bütün kurumlarımızda emzirmek için özel şeyler var, işte düzenlemeler var biliyorsunuz, süt izinleri var. Artık eskiden evet biraz gerideydik bu şekilde bu kurallarda ama artık süt izinleriyle anne bebek sağlığı destekleniyor. Orada maalesef biraz kolaya mı kaçıyoruz ya da sektörler de bizi biraz yönlendiriyor. Şöyle anne sütü vermek sanki böyle çok
özellikli bir şey değil de nasıl diyeyim, tarif edin siz de yardımcı olun bana, böyle modern olmayan bir şey gibi gösteriliyor belki. Hmm. Ama bir en büyük fayda, en büyük çocuğa yapılabilecek iyilik, anneye yapılabilecek iyilik ve belki de en modern, en tıbbın gerektirdiği şey o çocuğa ilk 6 ay tek başına anne sütü vermek, 2 yaşına kadar da anne sütünü kesmemek. Orada şunu söyleyebilirsiniz, anne sütü yok ya da işte anne sütü vermenin sakıncalı olduğu çok nadir enfeksiyonlar var. Oralarda belki konuşabiliriz. Anne sütü yokken yapılan hatalar var. Belki onları da konuşmalıyız. Şimdi hatta sizin de konuşurken siz söylemiştiniz. Belki sorularınızda da olacak. İşte şişman çocuk iyi çocuk mudur? Kilolu çocuk iyi çocuk mudur? Şimdi bizim çocuklardan beklentimiz çok fazla değil çocuk doktorları olarak. İşte doğduktan sonra belli bir kilo kaybı. Arkasından o kilo kaybını yakalamaları ve ilk 6 ay işte belli bir miktar, ikinci 6 ay belli miktar günlük kilo alımları ve bu miktarlar annelerin beklediğinden çok az. Yani bizim beklentilerimizle annelerin beklentileri arasında büyük farklar var. Zaten sorun oradan çıkıyor. Bizim beklentimiz şu, çocuk bizim istediğimiz sınırlarda kilo alsın, fazlasını almasına gerek yok, boy uzaması uygun olsun, gelişimi iyi olsun, bu yeterli. Çocuğu eskiden mesela pirinç unu gibi bir maalesef şey var. Halen de satılıyor sanırım. Pirinç unu gibi bir zehir var. Zehir diyelim. Niye? Çünkü çocuğa hiçbir faydası yok. Kilo aldırır mı? Evet aldırır. O annelerin isteyeceği şişman bir çocuk haline getirir mi? Getirir. Ama uygun değil. Maalesef evet, süt olmadığında ya da süt verilmesi uygunsuz bazı özel hastalıklarda evet o çocuğa bir süt vermek gerekir. Niye? Adı süt çocuğu bu çocuğun değil mi? Süt çocuğu ne içer? Süt içer. Siz ek gıdaya başlasanız da o çocuk belli bir süre süt içmek zorunda. Bu süt mümkünse anne sütü olmalıdır. Değilse peki ne olmalıdır? Onu ileride konuşalım. Şimdilik anne sütüne ağırlık verelim yine. Evet. Bu ilk 6 aydaki şey çok önemli. Tek başına ama yalnız başına bunu belirtmek gerek, işte vurgulamak gerek. Anne sütü çok 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 önemli. Buna lütfen dikkat etsinler. 2 yaşına kadar da emzirsinler. Evet, bu süreci muhakkak olabildiğince değerlendirmek gerekiyor. Evet. Tabii anne sütünün olmadığı durumlarda ya da az olduğu, işte emzirme problemlerini bazen, çünkü bebek almayabiliyor, doğru emzirme yöntemleri uygulanamayabiliyor. Bu konuda destekler de var değil mi? Anne çok bebeği var. Destekleyecek eğitimler var diye biliyorum hocam. Bunlara başvuru, yani kestirip atmak yerine devamı için çaba sarf etmek mi belki gerekiyor? Ya şöyle, orada biraz annenin, ailenin diyelim, anne tek başına yeterli değil, çabalaması gerek. Şimdi anneler biz anlattığımız zaman haklı olarak diyorlar ki hocam söylemek çok kolay. Çok doğru söylüyorlar. Söylemek kısmı çok kolay. Tabii. Yapmak kısmı çok zor. Çünkü tek başına annenin de yapabileceği bir şey değil. Anne sütü nasıl artıyor, nasıl işte oluşuyor? Bir kere anne mutlu, huzurlu olmalı. Şimdi çok büyük stres altında, çok büyük huzursuzlukta, iyi beslenemeyen bir annenin sütünde çok iyi olmasını beklememek gerek. O yüzden aileden biz istiyoruz, anneden değil. Aileden o çocuğa ve anneye uygun bir ortam istiyoruz. Bu ortam çok muazzam böyle bir ortam değil. Beklendiğimiz şu, normal beslenecek, dengeli beslenecek, bol sıvı alacak ve çocukla beraber huzurlu bir emzirme ortamı yaşayacak ve emin olun, süt, şimdi bizim hastanelerimizde anne sütü bebek dostu hastaneleriz biz. Bizim hastanelerimizde anne eğitimi var, emzirme eğitimi var. Bununla ilgili yetişmiş personelimiz var. Ve sütüm yok diyenden sütün gelişmesini, bebeğin emebilmesini sağlayan personelimiz var, tekniklerimiz var, yöntemlerimiz var. Burada biraz istek önemli. Hayat da öyle değil mi? Çok isterlerse emin olsunlar, çok çok nadir hastada biz sütü arttırmayı başaramıyoruz. Çok nadir vakada sütle, bebekle anneyi buluşturamıyoruz. Ama geri kalanında istek olursa bu her türlü yapılabiliyor. Yardım alsınlar, var bu imkanlarımız artık. Evet, kesinlikle öyle hocam. Evet. Şimdi burada annenin beslenme tarzının hem hamilelik sürecinde ne kadar önemli olduğunu biraz önce konuştuk. Emzirme sürecinde de birebir sütün muhtevasını da etkilediği için annenin beslenmesi önemli. Bu konudaki tavsiyeleriniz neler olur? Şöyle, yine gebeliğe döneceğiz. Hep başa dönüyoruz. Çünkü gebelikle emzirme çok farklı değil birbirinden. Şimdi biz gebelikte de, gebelik sonrasında emzirmede de aslında çocuk tatlara alışıyor. Alerjenlere alışıyor.
gıdalara alışıyor. Nasıl? Annenin aldığı ürünler ona bir şekilde etkiliyor. Anne gebelik döneminde özel bir diyete uyup bir gıdadan çok fazla tükettiyse o çocuk doğar doğmaz o gıdaya karşı alerjen olabiliyor, alerjisi olabiliyor. Biz şaşırarak izliyorduk eskiden. Artık alıştık. Neden? Belli bir diyet veriliyor bu annelere gebelikte. Sonra çocuk doğduğu zaman daha karşılaşmadığı bir ürüne karşı alerjik oluyor. İlk karşılaştığında inanılmaz reaksiyon veriyor. O yüzden hem gebelikte hem hamilelikte emzirirken asla ve asla belli gıdalar üzerine ağırlık vermelerini istemiyoruz. Tabii gönlümüzün istediği şu organik gıdalar, doğal gıdalar, işte genetiği değiştirilmemiş ürünler. Ancak bunlara ne kadar ulaşılabilir bilmiyoruz. Beklentimiz temiz, güvenlik gıdaya ve çeşitli olması bizim için yeterli. Evet, burada tabii belki bambaşka bir konudur ama sütü artsın diye anneyi fazlaca beslemek gibi bir hata da bazen çok oluyor. Çok büyük bir hata. Şimdi ne yapıyorsunuz onu yaparken? Belli ürünlere ağırlık veriyorsunuz. Evet. Ya da uygunsuz ürünler veriyorsunuz. Sanayinin size işte sektörün zorladığı ürünleri kullanıyorsunuz. O yüzden anne zarar görebiliyor. Anne zarar görürken çocuk dolaylı zaten annenin zarar gördüğünde çocuk illaki zarar görür. Hı hı. Sağlıklı anne yoksa sağlıklı bebek de yoktur. Anne zarar görmese bile çocuğa alerjen etkileri olabilir, başka etkileri olabilir. Çünkü anne sütünde bunlar yer edinecektir. Evet, kesinlikle öyle hocam. Burada bazı durumlarda şimdi beslenmenin anne sütünün içeriğine etki ettiğini biliyoruz. Bazı durumlarda annelerin kronik rahatsızlıkları olabiliyor, psikiyatrik bazı durumlar olabiliyor. İlaç kullanımı ve emzirme süreci dediğimizde ne dersiniz? Şimdi şöyle, hayatın bir kere bu doğal süreci. Annelerimiz 18 yaşında, 20 yaşında değil ki olmasınlar da zaten. Hı hı. Artık erişkin yaşta ulaşsınlar, bedenen ve ruhen hazır olsunlar. Tabii bu dönemde de hastalıkları olabiliyor. Sapasağlam olup sonradan hastalık edinebiliyorlar. Hı hı. Bu durumlarda ne yapacağız? Şöyle, bizim belli kitaplarımız var, belli listelerimiz var. Her ilacın anne sütüne geçme oranı var. Her ilacın anne sütüne geçtiğinde çocuğa zarar verebilme ihtimalleri var. Size şöyle söyleyeyim. Neredeyse çok 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 az ilaç kullanıldığında anne sütünü kesiyoruz. İlaçların büyük kısmında kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Yani ilaç kullanıyorum, emziremiyorum diye bir şey neredeyse yok. Ve birçok ilacın da şey var, seçenek var elimizde. A ilacı anne sütüne geçiyor çocuğa işte emzirmeyi engellerse ama onun B ilacı da olabiliyor ya da C ilacı olabiliyor. O yüzden istek burada konuştuğumuz. Yani eğer emzirme isteği varsa emzirmek için gereken bütün şartları sağlayabiliriz. Evet, dolayısıyla bu da dikkat edilmesi gereken evet. süreçlerden biri. Elbette siz değerli hekimlerimizle muhakkak bir iletişim halinde olmak, sizin yönlendirmelerinize evet. dikkat etmek çok çok önemli oluyor hocam. Cümleniz arasında dediniz ki emzirmenin anne sağlığına da çok fazla katkısı var. Biraz da bunun üzerinde tabii duralım. Tabii ki şöyle bir kere anne biliyorsunuz emzirmeye başlayınca ne oluyor? İşte çeşitli hormonlar salınmasıyla uterus kasılması. Hı hı. Yani annenin kanamaları azalıyor. Demir eksikliği anemisinden kurtuluyor. Hı. Onun dışında emzirme döneminde bir çeşit doğum kontrolü gibi oluyor. Onun dışında çocuk psikolojik olarak etkileniyor, pozitif olarak etkileniyor. Anne de etkileniyor. Hı hı hı. Karşılıklı birbirlerine fayda sağlıyorlar. Onun dışında annenin çeşitli kanser türlerinden over, mesela gibi korunmasını sağlayabiliyor. Zaten emziren annelerde bilmiyorum hani sezaryen annesiyle normal doğum annesi emziren daha sık emziren annelerde çok hızlı toparlanma görüyoruz biz. Hı hı. O yüzden bebeğini seven, bebeğine fayda vermek isteyen, kendisini seven hı hı. normal doğum ve arkasından emzirmeyle doğal süreçle devam eder. Evet. Burada hocam tabii ki çocuğun iştahına göre değişebilir, uykusuna göre değişebilir ama belli bir emzirme sıklığı öneriniz olur mu? Bununla ilgili bazen böyle çocuk her ağladığında aman herhalde karnı acıktı deyip ya da böyle çocuğu biraz sakinleştirmek için de kullanılabildiği evet, durumlar maalesef. Oluyor. Orada denge ne olmalı? Nasıl bir emzirme düzeni sağlanmalı? Orada işte anneleri, aileleri bu sık emzirmeye, her ağladığında emzirmeye iten motivasyon şu. Çocuğum iri olsun, büyüsün, hı-hı. işte kilolu çocuk iyidir, işte zayıf çocuk sağlıksızdır algısı maalesef devreye giriyor. Bir kere önce o şeyleri biraz birleştirmeliyiz, algıları. Bizim sağlık profesyoneli olarak
çocuktan beklediğimiz gelişimi anneler çok fazla bekliyorlar. Bunu biraz kısmaları gerekiyor. Kıstıkları zaman rahatlayacaklardır. Niye? Çünkü bebek zaten kendisi evet karar verebiliyor ama her ağlaması emzirme şeyi değil. Bir kere emzirme teknikleri de yanlış olabiliyor. Her iki memeyi birden emzirmeye çalışıyor anneler. Ama şimdi süt salınması öyle değil. Bir ön süt salınıyor. Arkasından çocuğu tok tutacak bir son süt salınıyor. Tek tek memeyi bir emzirmede birini, diğerinde diğerini emzirmek gerekiyor. Aralarda bu çocuk ağladığı zaman başka sebepler var mı onlara bakmak gerekiyor. Altına bakmak, kıyafetlerine bakmak, ortam ısısına bakmak. Ya da çocuğu bir kucağınıza alıp şöyle bazen sizi hissetmek isteyebilir, annenin kokusunu hissetmek isteyebilir. Bunlara bakmak gerekiyor. Çok sık emzirmek gibi bir önerimiz olmuyor. Her ağladığında emzirin demiyoruz. Çocuk zaten kendisi karar veriyor. Öyle kucağı almayla susan bir çocuğun emzirme ihtiyacı yoktur. Altını değiştirince susan bir çocuğun emzirme ihtiyacı yoktur. Ama biraz kolayımıza geliyor bizim. Bebekler de biraz benzetmek çok doğru değil ama köpekler gibi sürekli yedirirseniz yiyorlar. Arkasından kusuyorlar. Evet. Yapacak bir şey yok. Yani biraz orada ailelerin sakin olması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Fazla öyle. İlgiden ziyade sanırım doğru ilgi yeterli. Gerçekten öyle. Bazen aile büyüklerimiz de destek olalım derken bazı yanlış bilgilerle müdahalede bulunabiliyorlar. O konuda da yine bir kere daha vurgulamış olalım. Siz değerli hekimlerimizin tavsiyelerine, o denge ölçülerine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hocam bir virgül atalım. Anne sütüyle ilgili detayları aldık. Ek gıda süreciyle ilgili yine önerilerinizi, bilgilerinizi almak istiyorum. Ancak kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Almanya Berlin'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz değerli izleyenler. Sonrasında da değerli hocamızla sohbetimize sürdüreceğiz. Şimdi kısa bir araya. Evet değerli izleyenler, şimdi Almanya Berlin'le bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Dahiliye geriatri ve palyatif uzmanı Doktor Volkan Aykaç bizimle birlikte olacak ve ileri yaş gebelikleri konuşacağız. Malumunuz üzere son yıllarda hem doğum hem evlilik hem doğum yaşı ileriye doğru atmaya başladı. Erken olduğunda nasıl sakıncalar varsa çok erken, çok ileri yaşlarda yaşanan doğumlarda da problemler yaşanabiliyor. Kendisine danışacağız. Hoş geldiniz Volkan Hocam. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim ben. Siz nasılsınız? Çok şükür. Bizler de iyiyiz hocam. Şimdi ileri yaş gebelik deyince hangi yaşlar bu kategoriye girer? Sizden dinleyelim. Şimdi ileri yaş gebelik deyince şimdi bunu duyunca herkes tabii ki öncelikle böyle 65-70 yaşları gibi düşünür. Bence açıkçası böyle 45 yaşlarda başlayabilir gibi. Hatta 40 yaşı da öyle. Onun için de aslında orada bir farklı kategori yapması gerekiyor. Ama tabii ki 60-65 yaşında anne olan kişiler de oluyor. Öylesiyle benim geriatrist olarak tabii ki daha çok onlara odaklamam daha evet. büyüktür. Yani konsantrasyon ama evet. Evet, dolayısıyla yani tabii 60-65 yaş geriatri dediğiniz gibi sizin uzmanlığınız alanına giriyor. Tabii çok nadir görülen tablolar bunlar. Doğal süreçlerde baktığımızda belli bir yaştan sonrasında zaten doğurganlık meselesi sona ermiş oluyor. İleri yaş gebelik dediğimizde de sizin ifade ettiğiniz gibi 35-40 yaş sonrasından bahsediyor oluyoruz. Yani hem bu grup hem de sizin de söylediğiniz nadiren de görülse karşıya kalabileceğimiz daha yaşlı gruplarda doğumlar görüldüğünde tabii pek çok hastalık riskiyle de karşı karşıya kalınabiliyor. Nedir bunlar? Sizden dinleyelim. Şimdi her şeyden önce tabii ki gebelikte bazı ilaçları almaya izinli değilsiniz. Şimdi de ki tansiyon hastalığı. Tansiyon hastalığı aslında böyle 40 yaşından başlıyor. 45 yaşından aşağı yukarı tansiyon hastası olan kişiler çoğalıyor. Öylesiyle bazı tansiyon ilaçları alamıyorsunuz. Şeker hastalığı olsun o da öyle. Ve gittikçe bizim her şey artık bizim insanlarımız artık erken hastalanmaya başlıyor.
kronik hastalıklar, işte tansiyon olsun, şeker olsun, romatizma hastalıkları olsun gibi böyle şeyler, onlar artık daha erken yaşlarda çıkmaya başladığı için bu konu yani 10 sene, 15 sene sonra 40 yaşlarında olan kişiler için daha da önemli olacak. Ve burada yani artık dahiliyenin ve kadın doğumcuların daha çok birbirinden çalışmaları gerektiği gösteriyor. Ve öylesiyle çünkü bu aldığımız ilaçlar çocuk bebeklere de zarar verebiliyor. Ve öylesiyle tabii ki sadece yaştan dolayı bir işte özürlü ihtimali olduğu için şimdi ilaçlardan dolayı da bir ihtimal daha da yükseliyor. Öylesiyle bunu gerçekten iyi bir kontrol altına alması gerekiyor ve bunun aslında bunun üzerine tartışılması gerekiyor. Yani hangi yaştan yaşa kadar aslında hamile olmak sağlıklıdır. Hem anne için ama hem de çocuk için. Evet. Çünkü burada bir sorumluluk var çocuğa karşı. Bunu da unutmamak lazım. Evet, zaten stüdyomuzda Orkun hocamız da anne sağlığı ile bebek sağlığı arasında birebir bir ilişki olduğunu oldukça vurguladı. İleri yaş gebeliklerde de hastalıklar, kronik problemler, ilaç kullanımı arttığı için dolayısıyla riskler de artmış oluyor. Mesela tansiyon hastalığından bahsettiniz. Benim aklıma da diyabet geldi hocam. Diyabet de bir risk midir? Mutlaka, mutlaka. Şimdi diyabet riski hem işte annenin şekerini yükseltebiliyor hem de çocuğun şekerini yükseltebiliyor. Ve bu şeker yüksek olduğu zamanlarda ve çocuğun organları geliştiği zamanlarda şeker oranı yüksek olunca o organlara zarar verebiliyor. Ve öylesiyle işte farklı sıkıntılar çekebiliyor. Ve öylesiyle yani beslenme de önemli oluyor. Beslenme mutlaka danışman olması gerekiyor. Ve işte şekeri normalde böyle 40 yaşlarında, 45 yaşlarında çoğu insan normalde insülin almıyor. Daha çok tablet alıyor, ilaç. Ve öylesiyle orada mesela metformin ilacı var. Onu mesela tavsiye etmiyorlar diyabette. Yani evet. Orada mutlaka bir insülin değişiyorsunuz. Bunu da öğretmek lazım. Yani hastalar hemen kabul etmiyor. Öğrenmek istemeyenler var. Öğrenecek kabiliyeti yok. Yani burada farklı farklı sorunlar çıkıyor. Ve diyabet mutlaka mutlaka burada çok önemli bir hastalık ve dediğim gibi bizim beslenmemizden dolayı, bizim yaşama tarzımızdan dolayı. Çünkü insanlar artık çoğu zaman oturuyor. Bizim mesela yaşlılıkla tanıdığımız, bildiğimiz kırgınlık hastalığı mesela, kırgınlık artık yani bunu 40 yaşta, 50 yaştaki insanlarda görebiliyoruz yavaş yavaş. Kas kaybı, sarkopeni dediğimiz hastalık. O da artık daha da gençlere gelmeye başladı. Çünkü bütün zaman oturuyoruz. Hareket yok. Ve o hasta ve o durumlar otomatikten başka sorunları çıkarabiliyor. Ve öylesine burada daha tam hangi sorunları çıkarabilmediğimiz için belki 10 sene, 20 sene sonra belki ilgimizi çeker. Şu anda çekmiyor ama bunu söyleyebilirim. Yaşlılarda sorun çıkarıyor ve böylesiyle 40 yaşlarında olanlarda mutlaka komplikasyonları ihtimali yükseltir. Ve mutlaka da doğum esnasında belki onun da bir etkisi olabilir. Evet, dolayısıyla burada ileri yaşlara da bir olumsuz etkisi olabileceğini anlıyoruz. Tabii bir yıpranmışlık payı da var sizin de söylediğiniz gibi. Belli bir yaştan sonra çocuğa bakım verebilmek de zorlaşıyor. Ve doğum hiç de kolay bir süreç değil. Bu süreçte annenin vücudundan da pek çok şey elbette gidebiliyor. Dolayısıyla belki o ileri yaş doğum yapmış annelerin daha da ilerleyen yaşlarda yaşlılık dönemine olumsuz etkileri de olabilecektir. Siz kendi uzmanlık alanınızda tabii bazı ekstrem durumlar olabileceğini söylediniz. Hani nadiren karşılaşabilen. Hiç böyle bir vakayla karşılaştınız mı? Çok ileri yaşlarda doğum yapmış. Bizim 5 sene önce mi? 6 sene önce mi bir Almanya'da çok meşhur bir vaka vardı. 60 yaşında mı 62 yaşında bir anne ikiz mi 300 müydü dünyaya getirdi. Biz de tabii ki biz taraftan wow diyoruz. Yani ne güzel bir şey yani yapabildi diye. Ama açıkçası şunu söylemek istiyorum. Bence bir 60 yaşındaki bir insanın anne olması şu anda bizim tıbbi imkanlardan dolayı bence
etik olarak ben bunu hoş olarak görmüyorum. Çünkü yani o çocuğun bir insana ihtiyacı var. Annesine, babasına ihtiyacı var. Ve şimdi o anne 65 yaşta diyelim ki felç geçirirse o çocuk bir şekilde yani yetim değil ama birazcık yarım yetim kalıyor. O ağır bir felç geçirirse işte parezler işte bir yere tutmuyor. O yüzden açıkçası burada bir sorumluluk var. Deminki dediğim gibi bence aslında öyle olması lazım. Ha, fit olabilir ama fit bir 65 yaşında insan olsa bile onun hemen kötüleşme ihtimali yüksek olduğu için aslında bu işi bence gençlere bıraksak daha iyi olur. Kendimden söyleyeyim, ben şu anda 42 yaşındayım. Benim 7 yaşında bir kızım var. Hı hı. Yani şimdi bile yorulmaya başlıyorum. Şimdi 10 sene önce o 10 sene önce baba olmuş olsaydım, 7 yaşında bir kızım olsaydım, o kıza farklı bir şekilde daha çok aktivite şekillerde yardımcı olabilirdim, destek olabilirdim. Tabii ki bu şekilde de bir şekilde sevgi verebiliyorum. Ama yaşlandıkça tolerans da azalıyor. İnsan biraz daha sinirli oluyor, yoruluyor. Ve öylesiyle benim yani tavsiyem aslında yani anne baba olma işi gençlere bıraksak yaşlılara değil daha iyi olur. Evet. Peki hocam, farklı boyutları ileri yaş gebeliklerle ilgili hem nadir görülen tabloları hem de 35-40 yaş sonrasını tıbbi boyutlarıyla detaylandırmış olduk. Bu vesileyle Almanya'dan bizi izleyen izleyicilerimize çok da selamlarımızı gönderiyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Dahiliye geriatri ve palyatif uzmanı Doktor Volkan Aykaç, kızınızı da öpüyoruz buradan. Allah bağışlasın diyelim hocam. Allah razı olsun. Çok ben de teşekkür ediyorum. Türkiye'ye bol bol selam, sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Çok hocamıza teşekkürler. Da. Çok sağolunuz. Evet, hemen stüdyo konuğumuz, değerli hocamızla devam edelim. Profesör Doktor Orkun Tolunay bizlerle birlikte anne sütü ve ek gıdayı konuşuyoruz. Tabii anne sağlığını hep vurguladık hocam. İleri yaş annelerle de karşılaşıyor musunuz siz? Şöyle, ileri yaş deyince kime göre ileri yaş? Şimdi biliyorsunuz geçmişte 30 yaşında doğum yapmak çok geç bir yaştı. Geç gibiydi, evet. Şimdi 30 yaşın altında doğum yapmak için imkanınız olmuyor. Niye? Hayat meşgalesi. Hayat değişiyor, dünya değişiyor, bizler değişiyoruz. Tabii biz şimdi ben bir hekim olarak, bir etikçi olarak kimseye şu yaşta doğurun, bu yaşta doğurun, bu yaş uygun, bu yaş uygun değil diyemem. Benim mesleğim de değil kadın doğumculuk. Ama şunu söyleyebiliriz, biz ne görüyoruz? Doktor Bey'in de söylediği gibi mesela diyabet, tansiyon ya da işte kronik hastalıklar. Evet, bunlar bebeği de etkiliyor. Mesela diyabetik anne bebekleri, şeker hastalığı olan anne bebekleri şeker hastalığının hafifinden en ağırına kadar birçok şekilde etkileniyorlar. Bu çocuklar işte metabolizmalar etkileniyor, kan değerleri etkileniyor, kalpleri etkileniyor. Ya da annelerin kullandığı kronik ilaç değil, maddeler, madde bağımlılığı, bu en basit maddeler de var. Bunlar çocukları etkiliyorlar. Tabii ki o çocuğa verebilecekleri, o yüzden evet, belli yaşlarda doğum daha sağlıklı, daha idare edilebilir, daha böyle desteklenebilir. Ama dediğim gibi her yaşta artık çağımız çok hızlı ilerliyor. Her gün terimlerimiz değişiyor, kavramlarımız değişiyor. O yüzden hani dediğim gibi bu işi uzmanlarına bırakmak daha iyi bence. Evet. Ama karşılaşıyoruz. Karşılaştığımız zaman da bazen daha çok etkileşim alıyoruz anneden. Çünkü çok genç bir anne de bizim için çok sıkıntı. Çok yaşlı demeyelim, artık sabrı kalmamış ya da ilgilenme şeyi kalmamış bir anne de aynı şekilde. Yani 18 yaşta 60 yaş arasında çok bir fark yok bence. Biraz kendine gelmesi gerek. Yani çocuk çocuk doğurmamalı. Herkes, her şey zamanında olmalı. Evet, bu vurguyu da evet, yaparak devam edelim hocam. Şimdi ek gıda konusundan devam etmek evet, istiyorum. Anne sütüyle beraber sürdürülmesi gereken 1,5 yıla yakın bir süreç de var. Ama bir yandan da 6 aydan sonra çocukların artık farklı gıdalarla da tanışması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili çocuk kendi böyle belirtiler veriyor mu? Bazen böyle sofrada yemekleri eline atar, yemek ister. Şöyle, evet, o çok şöyle, çocuk belirti veriyor ama elini uzatması bir belirti değil. Çocuk çünkü her şeyi elini uzatıyor. Doğru. O zaman zehirli ya da zararlı şeyleri de çocuğa vermemiz gerekiyor. Şöyle bir kere hani ilk konuşmamız gibi ek gıdaya neden geçmeliyiz? Şart mı?
Bunu bilmeye gerekiyor ailelerin. Anne sütü her şeyi içeriyor dedik ama biz çocuğa doğar doğmaz D vitamini başlıyoruz. Hı hı. Demek ki bazı şeylerden eksik. Nedir bu? Doğar doğmaz D vitamini katmamız gerekiyor. D vitamini yok. Bu süreç ilk 6 ay D vitamini dışındaki her şeyi karşılıyoruz. Hı hı. Tabii K vitamininden bahsetmedik. Onu doğar doğmaz yapıyoruz çocuklara. Anneler çoğu fark etmiyor bile bunu. Hı hı. Ama 6 aya kadar geri kalan her şeyi anne sütü kapsıyor. Çocuğun büyümesini, gelişmesini sağlayabiliyoruz. Ama 6 aydan sonra artık gittikçe besin öğeleri içeriği yetersiz kalıyor. Aslında siz anne sütüyle devam edebilirsiniz çocuğu ama çocuk sağlıklı olmaz artık. Hmm. O çocuğun sağlıklı olabilmesi için anne sütünde artık eksik kalan nedir? İşte demir gibi, özel eser elementler gibi ürünleri dışarıdan katmamız gerekiyor. Onun dışında bu çocuğun bizler gibi olabilmesi için bir şekilde bu işe başlaması gerekiyor. Bir anda hiçbir çocuk hop diye kalkıp koşmuyor. Belli bir süreç yapıyor. Oturup benimle aynı sofrada yemek de yiyemez. Belli aşamaları geçmesi gerekiyor. Evet, çocuk bize işaretler veriyor. Ama nasıl işaretler veriyor? Öncelikle şu işaretleri veriyor. Biliyorsunuz çocuklar bu bir refleksleri vardır. Ağzına katı bir şey verildi ya da bir şey verildiğinde bunu iterler. Sürekli itme refleksi olan bir çocuğu ek gıda veremezsiniz. Hı hı. Ya da başını dik tutamayan bir çocuk. Biliyorsunuz bebek ilk doğduğu zaman başını dik tutamaz. Kucağınızda bile başını desteklersiniz. Hı hı. Başını dik tutamayan bir çocuğun sizin katı ya da yarı katı ya da hafif böyle kıvamlı bir şeyi yiyebilmesini bekler misiniz? Hı. Bekleyemezsiniz. O çocuğa zarar verirsiniz. Doğru. Aspir ettirirsiniz, akciğerini kaçırırsınız. O çocuk daha çok zarar görür. Demek ki çocuk bize başını dik tutarak, örme refleksi olmayarak, ağzına verilen şeyleri dışarı itmeyerek ilk işaretleri veriyor. Hı hı. Onun dışında bazı işaretler, işaret demeyelim de şöyle söyleyelim. Bağırsak olgunluğu, bağırsak gelişimi de hemen ilk bir aylık çocukla 6 ay çocuğunki farklı. Doğru. Siz o çocuğa bir anda hazır olmayan, o bağırsağa bir anda hazır olmadığı gıdaları verirseniz karşılığında ne alırsınız? İshal, kabızlık, hı hı, besin alerjileri, gelişme geriliği ya da gelişme fazlalığı, obezite gibi sorunlarla karşılaşırsınız. O yüzden evet, çocuğun aileler izleyecekler. Zaten başını dik tutamayan bir çocuğu hiçbir annenin ben beslemeye çalışacağını sanmıyorum. Ama bunlara da dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de biz ilk 6 ay anne sütü ve arkasından ek gıda diyoruz, hı hı, ama bu her çocukta biz bunu değiştiriyoruz. Bunlar kesin kurallar, kanunlar değil. Uygun değil, çocuk alamıyor, 6,5 aya bırakıyoruz. Çocuk çok hazır, aile çok hazır, şartlar çok hazır, 5,5 aya çekebiliyoruz. Ama genelde ilk 6 ay anne sütü, anne sütü, anne sütü diye belirtiyoruz. Sizler de belirtin. Herkes de bunu lütfen elimsesin. En önemlisi bu gerçekten. Şimdi peki ilk bu ek gıdada tercihlerimiz neler olmalı? Bir de hocam dediniz ya, hani işte pürüzlü mü, İşte ya da tamamen böyle püre haline getirilmiş mi? Bununla ilgili de önerinizi almak istiyorum. Önce kıvamdan başlayalım. Size sorayım o zaman. Hep siz bana sormayın. Katı gıda yiyebilir mi bir bebek? Mümkün değil. Mümkün tabii. Değil. Nohut, kuru yemiş gibi bir şey yiyebilir mi? Yiyemez. Nasıl başlıyoruz? Tabii ki doğal olarak yumuşak gıdalarla başlıyoruz. Sıvılar oluyor, püreler oluyor, işte parçacıklı gıdalar oluyor. Arkasından yavaş yavaş katıya geçiyoruz. Bu bir süreç. Bu süreçte de kaç ayda olur ben bilmiyorum. Çocuk biliyor çünkü. Her çocuk farklı geçiyor. Kimisi birkaç ay içerisinde çok hızlı geçiyor bu süreci. Kimisi de geç geçiyor. Çünkü hepimiz öyleyiz. Hepimiz farklıyız. Her şeye tepkimiz de farklı. O yüzden ona başlangıcında biz karar veriyoruz. İlerleme sürecinde çocuk ve anne beraber karar veriyorlar. Evet. Kıvam şimdi kısmında. Burada bazen kıyaslamalar da olabiliyor hocam. İşte komşunun çocuğu ya da kuzeni farklı bir belki süreç yaşadı. Ya da yine sosyal medyaya belki değinmek lazım. İşte farklı öneriler, anne sayfaları, ideal anne tipleri görebiliyoruz. İşte oradan görüyor, diyor ki ya benim çocuğum böyle değil, acaba bir sorun mu var? Burada anneleri çok kaygılandıran kıyaslamalar olabiliyor. Buna karşı da uyarınızı almak istiyorum. Ya zaten en büyük sorun ek gıdaya geçiş zamanımız. Hı. Ek gıdaya geçiş işte ürünler. Onun dışında kullanılan ilaçlar, antibiyotikler, her şey konu komşu, evdeki büyükler, evet, sağdan soldan duyulabiliyor. Bunlara biraz göz ardı etmek gerek mi diyeceğim. Belki de işte sizin programlarınız daha böyle hani belirli şeyleri, kuralları söylemeliyiz. Mesela ilk 6 ayı çok vurguladık.
Tek başına anne sütünü vurguladık. Belli kuralları bilsinler, gerisini bilmelerine çok fazla gerek yok. Ama bir de çocukları kimseyle kıyaslamayacaklar. Her çocuğun yürüme zamanı farklı, konuşma zamanı farklı, yazma zamanı farklı, okuduğunu anlama zamanı farklı. Hepimiz farklı değil mi? Stüdyoda kaç kişi var? Hepimiz farklıyız. Doğru. O zaman ek gıda sürecimiz de farklı olacak, yürüme sürecimiz de farklı olacak, yeme sürecimiz de farklı olacak. Bu çok doğal. Ha, çok büyük farklar görürlerse o zaman paniklesinler. Yani arada çok büyük fark var. Evet, o çocukta bir gelişim gerili olabilir, bir hastalık olabilir. O zaman da gelip bize soracaklar. Evet, kesinlikle öyle. Bu da iç rahatlatan bir öneriniz evet. oldu hocam. Şimdi ek gıda ile birlikte hani ilk 6 ay anne sütü yeterli su bile verilmesine gerek olmuyor dediniz. Su içirmeye de başlanıyor mu 6 aydan itibaren? Şöyle, su zaten verdiğimiz her şey neredeyse su. Sütün büyük kısmı su. Ekstrem dönemler dışında nedir ekstrem dönemler? Böyle inanılmaz çöl sıcakları, kavurucu sıcaklar, herkes perişan, çocuk da böyle bitkin. O dönemlerden bahsediyorsak anne sütü ilk 6 ay boyunca su gündeme gelebilir mi? Gelebilir belki ama hani o bile zorlama olur. Çünkü çocukları biz serin ortamlarda tutuyoruz. Anne sütünün içeriği büyük kısmı su iken... İlk 6 ay gerek yok. Ama ikinci 6 ayda evet artık işin içine ek gıdalar giriyor. Farklı gıdalar giriyor. Anne sütünün su desteği azalıyor. O dönemlerde belki temiz bir su verilebilir ki veriliyor zaten. Evet. Peki hocam yasak olan ürünler var mı? Evet. Ek gıdada yer almasın dediğiniz. Evet. Onu çok önemli. Bunları vurgulamak gerek. Kurallarımız hep aynı. Aslında ilk kural geçerli çeşit olacak. Amacımız tek tip beslenme değil, çeşitli beslenme. Biz süt, inek sütü hiçbir şekilde istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Adı üstünde inek sütü, ineğin sütü o ineği, buzağı inek haline getirmek için dizayn edilmiş bir süt. Bizim çocuklarımız için çok uygun değil. Alerjen etkileri var, protein yükü fazla, böbreklerimiz için uygun değil, bağırsaklarımız için uygun değil. O yüzden inek sütünü ilk bir yaş, mümkünse ilk iki yaş istemiyoruz. Onun dışında tuz, şeker kullanmayı sevmiyoruz biz çocuklarda. Ama biz evrimsel olarak tuza ve şekere çok afinitemiz, ilgimiz vardır. Niye? Birisi elektrolit hayatta kalmak için, birisi şeker bizim hemen acil enerji ihtiyacını sağlamak için biz çekiliyoruz ona karşı. Ne kadar erken karşılaştırırsak o kadar çok bağımlı oluyoruz. Şu anda işte çikolata yiyen, şekersiz kalamayan, tuz yiyen erişkinlerin büyük kısmı hamilelikte, emzirme döneminde ve ek gıdada maalesef tuz şekerle karşılaştırılmış, gereksiz şekilde verilmiş kişiler. Onun dışında hazır gıdalardan çok hoşlanmıyoruz. Evet. Bal istemiyoruz belli yan etkileri olduğu için. Onun dışında bu işte sosis, sucuk, salam gibi gıdaları çocuklarda kullanmıyoruz. Kullandığımız gıdalar temiz, güvenilir gıda olması bizim için çok önemli. Ve taze olması bizim için çok önemli. Evet, burada hocam izleyici sorularımız da evet, var. Lütfen. Hemen onu da aktarayım. Bir izleyicimiz demiş ki alerji riskini ek gıdaya geçişte nasıl azaltabilirim? Ek gıdaya geçişten önce azaltabilir. Niye ek gıdaya geçişi bekliyor? Hamilelikte başlar. Hamilelikte dengeli beslenir, çeşitli beslenir. İlk 6 ay süt verirken çeşitli beslenir, dengeli beslenir ve o çocuk zaten hazır olur. Neye hazır olur? Diğer ek gıda başlandığında yiyeceği, alacağı gıdaları hem hamilelik döneminde hem ilk 6 ay emzirme döneminde azar azar tatmış olur. Tadına alışmış olur, alerjik durumlarına alışmış olur. Zaten doğa böyle şey yapıyor kendisine. Yavaş yavaş az az vererek zaten ilk 6 ayda hazır olmuş olur o çocuk. Ama bunun hazırlığı uzun bir süreç. Bu süreçte dikkatli olmak gerekiyor. Evet, dolayısıyla aslında böyle adım adım evet, inşa edilen bir süreçten evet. bahsediyoruz. Burada ek gıdadan tekrar anne sütüne bir dönüş yapalım. Bebeğimin yeterince... Zaten çıkmıyoruz, pardon lafınızı kestim. Hep bir aradayız, doğru söylüyorsunuz. Ek gıda deyince anne sütü kesilmiyor. Zaten ilk bir yıl içerisindeki ek gıda dediğimiz şey çocuğun beslenmesinin hepsini sağlamıyor. Halen anne sütü ağırlıkta. Ek gıda alışma geçiş dönemini yapıyoruz. Evet. O zaman hocam hemen soruyu değiştirdim. Ek gıda sürecinde anne sütü ağırlıkta dediniz ya hocam. İzleyicimiz demiş ki bebeğime ek gıda verirken anne sütünü nasıl devam ettirmeliyim? Aynı şekilde devam edecek. Hiçbir şekilde kesmeyecek çünkü anne sütüyle beraber ek gıda verildiği zaman şimdi işte anne sütünün şeyi bu. Çözemediğimiz umarız çözülmez de çünkü çözdük zannettiğimizde yanlış çözüyoruz. Öyle bir ürün ki beraberinde ek gıda verdiğiniz zaman daha az alerji gelişiyor.
Çocuğun uyumu daha fazla oluyor. Yan etkiler daha az oluyor. O yüzden ek gıda ile emzirme aynen devam ediyor. Zaten ne dedik, bu çocuk süt çocuğu. Hiçbir şekilde bu çocuk, diyelim ki biz bunun çocuğu bulduk. Hiçbir şekilde anne sütü yok. Bu çocuğa biz süt vereceğiz yine. Bir şekilde bir süt vereceğiz. Formül süt vereceğiz. Özel bir ürün vereceğiz ama bir süt alacak ek gıda ile tek başına 6 aydan sonra bir çocuğun beslenmesi mümkün değil. Evet, ek gıda adı üzerinde aslında, adı üstünde, ek olarak ek verilen gıda ve özellikle gıda. İlk 6-9 ay arası zaten tamamen alıştırma. Böyle o çocuğu tamamen doyurmaya yönelik asla değil. Oradan sonra da gittikçe artık ağırlığını koyuyor. Evet. Bir izleyicimiz de demiş ki, anne sütüyle beslenen bebeğimin yeterince süt aldığını nasıl anlayabilirim? Evet, bu çok önemli. Acaba doydu mu? Evet. Aslında özeti bu. Bu çok çok önemli. Biz bunu şöyle, şu anda çok şanslıyız mesela biz hekimler olarak. Niye? Her yerde tartılarımız var. Tartıyoruz, almış, almamış diyoruz ama düne kadar tartı yoktu. Tartı sayısı azdı. Nasıl anlıyorduk? Nasıl anlıyordu bizim büyüklerimiz? Çok kolay anlıyorlar aslında. Bir kere anne çocuğu göğsüne memeye aldığı zaman bir anda bazen aileler gelip bize der ki, ya hocam der, ben çocuğu memeye aldığım an emmeye başladığım gurul gurul hissediyorum. Bağırsaklarında hareketlenme başlıyor ve bezini kirlettiğini ben fark ediyorum diyor. Çocuğumda bir sorun mu var diyor. İlk oradan başlıyor o çocuğun işe yaradığı nedir? Anne sütünün özelliği bu zaten. Hızlı bağırsak hareketleriyle güzel bir şekilde kabızlık yapmadan hemen çocuğu beslenmeye başlıyor. Arkasından çok rahat bir dışkılama oluyor. Bir kere buradan anlayabilirler. Ya da o çocuğu emerkenki hareketlerinden. Şimdi emen, süt alan bir çocuk mutlu olur. Memeyle savaşmaz. Huzurlu bir şekilde emme bitince ya sakinleşir ya uyur, buradan anlayabilirler. Ya da bez masrafları fazlaysa korkmasınlar. Niye? Her açtığında idrar varsa, 3-4 kere dışkı görüyorsa, daha fazla görüyorsa, bu da o çocuğun sütünün, annenin sütünün yettiğini gösterir. Çocuk huzurluysa, keyifliyse, sarılığı yoksa, çevresiyle iletişimi iyiyse, illa tartmaya her zaman gerek yok. Zaten şeyi anlarlar, artık bez gelmez olur, kıyafetler küçük gelir, oradan anlarlar ama illa her zaman işte günlük tartıya, haftalık tartıya gerek yok. Mutlu çocuk, işler iyi gidiyor demektir. Evet. Burada hocam ek gıdada aslında tercih ettiğiniz, etmediğiniz boyutları ifade ettiniz. Burada yapılan hatalar çocuğun kilo almasına yol açabiliyor. Özellikle hazır gıdalar, evet, şeker çok fazla meseleye girerse. Buna karşı yani şişman çocuk sağlıklı çocuk demek değildir dediniz ya, orada denge ne olmalı? Şöyle, bizim çocuktan beklentimiz, demeyeyim hatta söyleyelim, çok ailelerin bunu bilmesine gerek yok ama ilk 6 ay günde 20-30 gram gün kilo alsa, ikinci 6 ay günde 15-20 gram gün kilo alsa bizim için yeterli. Yani ilk 6 ay ayda 600 gram bakın alıyor olması bizim için yeterli. Ama ailelere yetmiyor bu. İkinci 6 ay bu daha da azalıyor. Ama bizim beklentimiz şu, çocuğun kilo olması değil. Bu çocuk bodur kalmasın. Yani boy uzaması, vücut gelişimi, zihinsel gelişimi geri kalması. Bunu da yapmanın yolu maalesef o çocuğu kilo aldırarak olmuyor. Dengeli çeşitli besleyerek, bırakınız zayıf olsun ama boy persentilleri dediğimiz büyüme çizelgelerinde iyi gitsin. Hareketlerini biz beğenelim. Muayenelerimizde bizim için gelişim basamaklarını güzel atlasın. Bu yeterli. Evet. Hocam çok az bir süremiz kaldı, evet, ama muhakkak değinmek istediğim bir husus. Ekran karşısında yemek yediriyoruz. Telefon karşısında. Ya o en büyük sıkıntımız. Çünkü çocuk ne yediğini anlamıyor. Bir kere yemek aslında bir ritüel. Anne ile bebeğin bir iletişimi. Emzirmeden sonra emzirme sırasındaki iletişimin artık karşı karşıya geçmiş hali. Tabii bunları yine söylemek kolay ama yapmak çok zor. Beklentimiz şu: bebek ve anne aynı seviyede, karşılıklı olacaklar. Tamamen bebeğin beslenmesini, işte bebek duyarlı beslenme diye bir yöntem var. Tamamen bebeğin beslendiğini, o da değil. Anne ve bebeğin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu, bebeğin kendisinin bazı ürünleri alıp ağzına götürebildiği ayına göre, yaşına göre, bir anneyi gördüğü, fakat işte televizyonla, tabletle ya da uyaranlarla kandırılmadığı bir beslenme olmalı. Bebek yemek yediğini bilmeli çünkü erişkinler de aynı şekilde oluyor. Televizyon karşısında maalesef ne yediğimizi anlamadan kilo alıyoruz. Evet, peki hocam, farklı boyutlarıyla anne sütü ve ek gıdayı sizden dinledik. Değerli bilgileriniz ve tavsiyeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Profesör Doktor Orkun Tolunay, çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.